şey var. Hasan annen maç sonrası mesela maç burada olmadığı zaman ve biz deplasmana maçı izlemeye gitmediğimizde Doğan'la birlikte buradan izliyoruz doğal olarak. Yayıncı kuruluştan izliyoruz. Ve sonrasında röportajlara bakıyoruz. Sen çıktığın zaman böyle çok enteresan cümleler kuruyorsun. Yani beklenmedik dobra dobra ifadeler diyelim biz ona. Bu ifadelerden zaman zaman arkadaşlarının falan alındığı, gücendiği falan oluyor. Mesela takım olarak iyi değildik, takım savunmasında iyi değildik falan gibi cümleler oluyor. Öz Yani eleştiri yapıyor değil mi? tabii aslında çok güzel öz eleştiri yapıyor da takım arkadaşların falan kırılıyor mu? Yani niye de söylüyorsun böyle bir şey falan diye bir diyalog gerçekleşiyor mu aranızda? Ya öyle bir diyalog şimdiye kadar yani karşılaşmadım öyle bir diyalogla. İster istemez yani maçlardan sonra tabii biraz futbolcu yani kaybedince de sinirli oluyor yani. Ama ben kesinlikle yani bugüne kadar hiçbir takım arkadaşıma Yok öyle fert bir fert suçlama olarak değil değil ama zaten yani bizim söylediğimiz. genel Genel anlamda tabii öz eleştirme olacak yani kesinlikle. Çünkü öyle anlamda. olmazsa yani bu bizim işimiz yani sonuçta profesyoneliz. Bir sıkıntı varsa yani onunla takım arkadaşıma giderim ve açık açık söylerim yani. Şu var. Çok özür dilerim, bir spor yazarı gibi değil mi? Yani dobra Yani dobur maçla ilgili analiz orada yapıyorsun. ya sonuçta biz bir futbol takımıyız yani nasıl ben kendime dikkat ediyorsam profesyonel yaşıyorsam takım arkadaşım da öyle yaşamasını öyle kendisine dikkat etmesini isterim yani sonuçta takım başarısı öyle gelir yani bir futbolcu oynamaz yani. Yani Yani ben bir takım yanlış olarak oynadığınız zaman varsınız zaten elbette. aynen yani bu sene de öyle oldu çoğu maçta yani herkes gördü yani mesela Beşiktaş'a karşı hem deplasmanda hem içeride yani başka maçlarda Trabzon maçında yani bu takımın neler yapabileceğini herkes gördü yani kötü bir takım değil yani çok İstanbul'da Galatasaray maçınız iyiydi, mağlup olmanıza aynen rağmen. kazanabilirdik Kesinlikle. mağlup olduk. Yani şunu sormak istiyorum bununla birlikte şimdi. Bakıyorsunuz Kayserispor'da bu sezon işte yani 30 maçınızın 30'unda izledik. Yani öyle maçlar var ki muazzam tavan yapan bir Kayserispor, harikulade oynayan bir Kayserispor. Bir başka haftaya geçiyoruz, bakıyoruz dip yapmış bir Kayserispor. Ya bu kadar uçurum olmaması gerekir diyoruz yani biz izlerken. Bir takım bir taraftan bu kadar mükemmel oynuyor, diğer taraftan bu kadar dip yapıyor. Yani sence bu takımın genç olmasından mı kaynaklanıyor? Genç oyuncular bu istikrarı mı sağlayamıyor? Nedir yani bunun sebebi? Ben de merak ediyorum. Şahsen bir bakıyorsunuz, ya sahiden bu takım böyle oynarsa şampiyon diyorsunuz. Beşiktaş maçı örneği verdim. Sonra bir bakıyorsunuz Ordu maçı. Yani aklıma ilk gelen maç. Takım dip yapmış yani. Hakikaten hücuma bile gitmekte zorluk çekiyor. Yani bu arkadaşlar arası kontağınızda falan mı bir problem var? Yani arkadaşlık nasıl? Aranızdaki bu duygu, paylaşım vesaire saha içi, saha dışı buralarda bir problem var mı? Yani bir sıkıntı burada mı var? Yani ben merak ediyorum bunu. O anlamda soruyorum. Ya şimdi bu arkadaşlık sorusuna kesinlikle öyle bir sorun yok. Çünkü genç bir takımımız. Yani çok genç futbolcu olduğu için gençlere çabuk ısınıyor. Yani hiçbir sorun olmuyor Olmuyor. yani. Uçurumu neye bağlıyorsun bu kadar? Hem iyi oynayıp hem kötü oynama arasındaki Ya uçurumu? belki şimdi biz pek fazla bu sene öne doğru oynayamıyoruz. Yani hücum anlamında pek tehlikeli olamıyoruz bazı maçlarda. Tabii deplasman maçlarında dediğiniz gibi Ordu maçı olsun, İstanbul Belediye maçı olsun rakip sizi bayağı yani sıkıntıya sokuyor. İlk golü de siz atamazsanız yani bayağı sıkıntı oluyor yani deplasmanda. Yani gol yedikten sonra bir de defansı da açıyorsunuz yani ister istemez. Daha büyük sıkıntı doğuyor tabii ki. Bunun yani çok genç futbolcu olmasının da bir etkisi vardır kesinlikle. Çünkü dediğiniz gibi çok büyük bir istikrarsızlık var bu Saha sene. içinde nasıl anlaşıyorsunuz? Şimdi çok dilli bir şey var herhalde değil mi? Yani Navarro İspanyolca Evet. konuşuyor. Yani stoper İngilizce konuşuyor vesaire. Yani ortak diliniz ne? İngilizce mi konuşuyorsunuz yoksa Türkçe mi ağırlıklı? Ya Nasıl oluyor saha şimdi içinde? Türkçe konuşamayan futbolcular var ya mesela Zurab Türkçe bilmiyor yani onunla ben onun yanında oynadığım için biz İngilizce konuşuyoruz. Mesela Navarro'yla işte o sana Kaleci bırak diyebiliyor mu mesela? Yani hani yok öyle bir şey kesinlikle olmaz yani o bizi anlamaz zaten yani onları bilmiyor. Ya ben de falan diyebiliyor onunla sadece muyum? böyle yani gösterme el kol hareketlerinle anlaşabiliyoruz yani. Orada kalede yani Anlaşma İngilizcesi noktasında vücut diliyle oluyor diyorsun vücut yani dili evet. oluyor ama genellikle yani herkes Türkçe konuşuyor. Zaten pek fazla saha içerisinde yani büyük bir atmosfer olduğunda konuşmanın pek fazla bir anlamı kalmıyor çünkü yani yanınıza 5 metre ara olsa yanınızdaki takım arkadaşınıza duyamıyorsunuz.
Ya o yoğunluktan, o ambiyansın Aynen içinde. aynen duyulmuyor. Dediğim gibi yani. Ama şey böyle futbolda çok konuşan iyi değil mi? Mesela arkadan kalecinin konuşması filan özellikle defans oyuncularına faydalı değil midir sence de? Kesinlikle faydalı. Geçen sene Süleyman onu çok iyi yapıyordu yani. Türkçe de iyiydi. Onu her sahada duyabiliyordunuz. Bana da hep Ali Hasan diyordu. Öğrenemedi Hasan Ali'yi. Yani Süleyman'ı kesinlikle yani çok yani onu bağırıyordu, onu duyuyordunuz. Onun ses yüksek perdeden çıktığı için demek ki Navarro Yani birazcık şey, evet. Ama o, türbünde de olsa hissedilebilir tabii diyor. ki Türkçe de iyi biliyordu yani. Mesela Kesinlikle, şimdi kesinlikle çok iyi Navarro Türkçe bilmediği biliyordu. için yani ona da bir suç bulamazsınız orada. Tabii ki canım. O anlamda değil. Yani anlaşmanız anlamında sordum Şunu ben da bunu tabii. sorabiliriz. Yani biraz önce sevgili Metin Bey de sordu. Aslında sen de kısmen cevapladın ama milli takımın çeşitli kademelerinde oynamış bu oyuncular önümüzdeki dönemlerde şampiyonluğun kovalayacak. Belki de şu an önümüzdeki yılın iskelet kadrosu oluşmuş durumda. Tamam, bu sezon gerçekten şanssız bir dönem yaşanıyor. Geçtiğimiz sezona bakacak olur isek Galatasaray da aynı pozisyondaydı. Yani şimdi bu futbolda var. Yani üç ihtimalle bir nihayetinde bir oyun, yani bir sonuç çıkabilir. Dolayısıyla bu kadar genç oyunculara biraz sabredilmesi gerekiyor. Takım içerisinde sen artık biraz daha üzerine koyduğun için tecrübeli oldun. En beğendiğin bu genç oyunculardan sana göre istikrar vaat edebilecek kimi görüyorsun? Ben Okan Yokuşlu'yu çok beğeniyorum. Çok genç. Yani gelecek senelerde bu takıma kaptanlık bile yapabilecek bir futbolcu yani. Kendisini ama geliştirmesi lazım yani. Çok daha fazla çalışması lazım. Kendisini geliştirmesi lazım yani hem fizik anlamda hem Ben oyun aynı anlamda. görüşteyim Hasan Ali ile. Burada sıklıkla da söylüyorum. Fizik kalitesini nitelikli hale getirmek zorunda. Yani gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama fiziki anlamda bakıyorum dikkatli izlediğimiz zaman devamlılığı olmuyor. Ve ben de Franco'da geçtiğimiz haftalarda geldiğinde en beğendiği oyuncunun Okan Yokuşlu olduğunu söylemişti. Hasan Ali de aynı şeyi söylüyor. Evet Evet. ve aynı anda Furkan Özal'ı ben çok beğeniyorum. Çok iyi bir futbolcu. Ya benim için de Türkiye'de Türk futbolcular arasında yani böyle aralara koşu yapan Sürpriz yani koşular yapan, evet. defansın arkasında iyi dalan yani en iyi futbolcu bence Furkan Özcan. Onu da gelecek senelerde kendisini geliştirirse büyük futbolcu olacağına inanıyorum. Anladım. Peki şuradan da devam edelim. Mesela Türkiye'de karşılıklı oynamaktan haz etmediğin, ya nereden çıktı bu karşıma dediğin hücum oyuncuları var mı? Yani aklına gelen. Ya bu beni Keita demiştin ilk zorluyor. maçta, Keita'yla karşılaştığı için. Yok, pek Keita beni pek fazla zorlamadı da ben ilk yani Kayseri'de şu an 2,5 senedir buradayım. En kötü maçımı bence Gençlerbirliği'ne karşı yaptım burada. Kim Karşımda da oynamıştı? Hurşut vardı. Hurşut Evet. Meriç. Yani o O maçta maçta seni milli dedim takım için yani izliyorlardı, biliyor musun? aynen milli Evet. takımdan da o maçta izlenmişim. Hatta davet gelecekmiş o maçtan sonra. Ama inanılmaz kötüydü. O maçta da Bence seyrettiğim en kötü kötüydüm. maçındı bak. Yani şimdi Hurşut iyi bir futbolcu. Kesinlikle. Sol ayaklı bir de sağ kanatta oynayınca yani Hem dışarı hem içeri hem kat içeri hem edebiliyor, dışarı evet. yani ne yapacağı yani zor anlıyorsunuz yani zor Böyle ayaklarına çok kafanıza. çabuk hakim insan biraz daha zor. Aynen bir de yani çok böyle küçük olmasına rağmen yani çok bizim Nordin gibi yani çok çabuk Kıvrak yani. hareket. Evet. Aynen teknik Ters kapasite ters çalımlar çalımlar atabiliyor. O maçta yani kendime dedim yani bu Hurşut Meriç nereden çıktı dedim. atabiliyor. Ama yani bu sene de Gençler Birliği maçlarından korkuyordum yani o karşımda vardı. Ama bu sene Yok bu yani sene evet. kendim de yani daha tecrübe kazandıktan sonra bu yani bu seneki maçlarda pek fazla şey yapamadım.